Türkiye'de özellikle 2011'den itibaren bir savaş programı uygulanıyor. İşte şeylerle Suriye'de, Irak'ta yani komşu ülkelerle bir savaş konsepti esas itibariyle gündeme getirilmiş durumda. Ve o zamandan bu zamana da baktığınız zaman sürekli bir silahlanma harcamasının arttığını görüyorsunuz. İşin bir tarafı burası. Sürekli işte bu, çünkü tamamen bir ekonomik mesele aslında savaş. Çünkü işte silahlar, büyük silahlar, şimdi teknolojik şeyler, bunlar için çok büyük paralar yatırılıyor. İşte S-400'leri düşünün, işte öbür taraftaki işte F-35 savaş uçağı programını düşünün, hani iptal edildi ama Türkiye orada milyarlarca dolar yatırdı, veya F-16 projesi ya da diğer projeler. Bunlar sürekli sadece işte buradaki komşularla bir savaş şeyine, yani bir barış politikasından dönülmesinin bir sonucudur. Bir tarafı bu. İkinci tarafı toplumsal barıştır. Bu da tabii son derece önemli. Yani siz kendi toplumunuz içerisinde, sınırınız içerisinde de buradaki halklar arasında da bir barışın sağlanması, toplumsal bir barışın sağlanması esas olarak önemlidir. Çünkü bunun bozulması halinde de sürekli olarak işte güvenlik harcamalarını arttırıyorsunuz. Bir taraftan silahlanma harcamaları, bir taraftan güvenlik harcamaları. Bugün baktığınızda 2024 bütçesine de baktığınız zaman, ya çok kısa bir zaman sonra, birkaç ay sonra işte Ekim'de başlar muhtemelen meclis açıldıktan sonra 2025 ekonomik program şeyi oluşturulmaya çalışılacak, bütçesi çalışmaları yapılacak. Burada da yine bunu göreceğiz. Silahlanmaya yapılan harcamalar, bugün kamu için yapılan harcamaların çok, örneğin eğitim harcamasının, sağlık harcamasının neredeyse bunlara dek, hatta bunları aşan seviyelere gelmiş durumda. Ki bir de hani bütçede şey de var, nedir adı? Bazı karanlık noktalar da var. Yani nereye harcandığını çok bilinmediğimiz bazı alanlar da var. Bunların da hani buralara gittiği büyük ölçüde tahmin edilebilir ve böyle baktığımız zaman aslında Türkiye'deki bu demin en başta söylediğim o kamu bütçesindeki açığın çok çok büyük bir kısmı buradan, yani savaş politikaları nedeniyle ortaya çıkmış gözüküyor. Ve hani gene söylediklerim çerçeveden tekrar düşünürseniz, bunun finanse edilmesi de tabii ki işte asgari ücretle çalışan, belki işsiz olan, asgari ücretle bile iş bulamayan işçilerin, emekçilerin ya da tarlasında işte domatesi para etmediği için toprakta bıraktığı, patatesi toprakta bırakan çiftçinin ya da küçük üreticinin üzerinden kayboluyor. Yani bizim burada dediğimiz her kuruş vergi, her kuruş para dolayısıyla bunun finansmanı için harcanıyor. Bu taraftan işte sağlıkta gidip şey, o kadar randevu alıyor, insanlar bekliyorlar. Günlerce, aylarca randevu sıralarında bekliyorlar. Ya da sağlık hizmeti alabilmek için yeterli sağlık hizmeti alamıyorlar. Eğitimde işte okullar yeni açıldı. Dün açıldı biliyorsunuz. Orada gene kaynak yetersizliği öne sürülerek işte en son işte çalışan, hizmetli çalışanları da artık istihdam etmeyecekleri gibi tasarruf dedikleri şey adı altında, program altında bunu getiriyorlar. Yine tasarruf adı altında işçilerin servislerini işte kaldırıyorlar vesaire. Ve ücretlerin yine kamuda çalışan, kamu çalışan ücretlerin sınırlı halde tutulması ya da emekli aylıklarının düşük tutulmasını da tabii ki genel temel gerekçelerinden biri bu. Yani şöyle özetleyeyim, hem bir taraftan toplumun geniş bir kesiminin gelirini olumsuz etkiliyor, alması gerekenin çok daha altında bir gelir almak zorunda kalıyor savaş politikaları nedeniyle, bunu finanse etmek için. Öbür taraftan da harcama kısmına da baktığınız zaman, aldığımız her bir ürünün çok büyük bir kısmını vergi olarak veriyoruz. Bu vergiler de yine aynı şekilde bu politikaların finansmanı için kullanılıyor. Dolayısıyla hani nereye, nasıl yansıtırsak sofradaki ekmeğe yansıyor bu politikalar. Yani sert savaş politikaları uygulandıkça, her alınan yeni silah harcaması yapıldıkça, ki bunu büyük ölçüde AKP hükümeti bir başarı olarak da sunuyor biliyorsunuz. Yani işte buradaki şeyleri, yatırımları, halbuki onların hepsi burada işte karnımız tenceresi boş pişen evlerdeki tencerenin neden dolmadığını da aslında bir nedeni, cevabı şeklinde söylenebilir tabii.
Maalesef en temel şeylerden biri de bu. Bugün işte seçim dediğiniz zaman muhalefet değil mi? Çıkacak alternatif oluşturması lazım. Ama bugün maalesef muhalefetin ne ekonomik saldırılar karşısında, ne ekolojik saldırılar karşısında, ne de toplumsal barışı bozan saldırılar karşısında bir alternatif yok. Cumhuriyet Halk Partisi. Söyleyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik programı nedir? Bugünkü bu işte açlığı, işte yoksullaşmayı, doğa tahribatını, bu sermayenin bu talanını ne karşı bir program var mı? Yani değil mi? Yani baktığınız zaman bir ortaya koysunlar, bunu bizi ikna etsinler. Böyle bir şey var mı? Yok. Peki Kürt meselesinin barışçı çözümü, değil mi? En temel toplumsal barışa ilişkin meselelerden bir tanesi bu. Hukukun esas olması, hukukun üstün olması, hukukun her şeyin önünde olması. Buna karşı bir alternatifi var mı? Bir çözüm önerisi var mı? Yok. Şimdi dolayısıyla böyle seçime gittiğiniz zaman toplumun karşısına bir alternatif ortaya koymuyorsunuz. Ha, bir geçici olarak çok çok bıkan şeyden, efendim rahatsız olan, saray iktidarının işte bu şatafatından bilmem neyinden rahatsız olanlardan bir tepki öneri var ama bu hiçbir zaman iktidar getirmez. Bir değişim yaratmaz yani. Bir toplumda esas değişimin sandıkta olması mümkün değil. Esas olan toplumda o demin söylediğim mücadele alanlarının yani ekonomik mücadeleler, efendim siyasi mücadeleler, toplumsal mücadeleler bunların bir ortaklaşmasıyla birlikte bunun efendim bir toplumsal baskı bu alanı haline gelmesiyle birlikte bunu arkasına alacak siyasi yapılar ancak bir siyaseten bir sandıkta ortaya geldiği zaman alternatif oluşturabilirler. Yoksa siz hiçbir şey yapmadan bugünkü gibi şeye çıkarsanız, seçimlere çıkarsanız zaten hangi seçim sistemiyle gidiyorsunuz değil mi? Bu seçimin güvenliğini kim sağlıyor? Bunlar hiçbir değişmediğimiz koşullarda ne değişebilir ki? Sonuç yine benzer olacak. Buradaki Evet. çok temel mesele yani kurumsal olarak da baktığınız zaman efendim burada başta sendikalar ve muhalefet partilerinin bütün bu geçişen süreçlere karşı çok daha aktif, çok daha alternatif üretecek programlar, politikalar uygulaması gerekir. Ben açıkçası bugün hiçbir muhalefet partisinin böyle bir değerli topluluğu bizi ikna edecek, işte buradaki uygulanan ekonomik programı, işte siyasi programa, dış politikaya ilişkin çözüm önerilerini net bir şekilde bize ortaya koyabilecek. Yani bunların bütününü tabii yani tek bir alanda şey olmasını söylemiyorum. Bütününü koyabilecek. Maalesef şu anda bir alternatif yok. Bugün hala işte büyük ölçüde sorunların kökeni işte göçmenlerde aranıyor. Yok bilmem ne de aranıyor. Yani aslında esası sorunun temeline henüz bence bugün muhalefet partileri köklü olarak inebilmiş değil.